İyi akşamlar Logo günlük grafik. En son dirence yakınken bir videosunu yapmıştım 4 Nisan'da. Hemen 5 Nisan'da 49.60 dirençte 50 lira. Yani 40 kuruşun arada önemi yok. 50 lira direncini takip ediyordum. Gün içi oraya doğru bir hareket. Oradan sonra da aynı gün tabi satışla karşılaştı. O günden beri de bir kar realizasyon içinde Logo. 46.5 aşağıda destek seviyesi olarak alınır. Yani 20 ortalama kırılmadıktan sonra tekrar toparlayıp 50 liraya temas, orayı deneme ihtimali kuvvetli. Burası destek alınır. Yani bu desteğin üstüne kaldıkça tabii oradaki sıkışma takip edilir. Şu an tekrar 8 ortalamanın üstüne gelmiş. 48-24 kapanışını yapmış bugün de. Aslına bakarsanız bir deneme tabii çıkabilir buradan. Yakınlaşmış tekrar gördüğüm kadarıyla. Tabii bu kısım geçilirse bir daha 54'e yakın bir alan var önümüzde. Daha önce volatilitenin çok yüksek olduğu o dolarla beraber gelinen alandı. En yüksek kapanışı orada oldu. Şöyle göstereyim. Bu uzun vadesinde. 50 liranın üstüne tekrar çıkarsa doğal olarak piyasa yani bana göre 54'ü arar diye düşünüyorum ben. Yani kesin mi arar? İşte kesinlik hep söylüyorum yani öyle bir kesinlik yok. Ama bir daha 50 liranın üstüne kaldıkça bu şu demek oluyor. Teknik anlamda piyasa destek veriyor. Yani üstünü fiyatlamaya başladı deriz 50 liranın. En azından 53,5-54 civarlarındaki o direnci de takip ederiz. Tabi burada bir yatay alan da biz takip ettik uzun süre. Yani aşağı katlarsa 32-34'ü takip edecektik. Eğer kırılım olsa olmadı. Yukarı doğru kırdı. Bakın o da aslında kırılımın gereğini yaptı 3 aşağı 5 yukarı. Yani katlar dirençle karşılaşır. Çoğu zaman bu yatay alanlar. Hani oradan da aklınız olsun. Aklınızda olsun. Yatay alan takip ederken buna dikkat edin. Çoğu zaman bir direnç yapar. Katladığı yerde. Böyle biraz neyse tam şey yapamadım, koyamadım ama. Dolayısıyla hani burada ana strateji kısa vadeci için 46.5'ün üstünde kuruluymuş gibi duruyor. Yani o kısma dikkat etmek lazım. Altında kapanışlar yoğunlaşmaya başlarsa çünkü biraz daha satılabilir piyasa tarafından. Bu kısım delinmedikten sonra da yani sıkışır mı işte yani kırılır mı 50 lira bilmiyorum ama yani denemeler gelebilir. Orada bir sıkışma devam edebilir. Kırılırsa da yukarı. Şey yok. Hacim çok yok. Yani öyle büyük hacimlerle artık hareket etmiyor. Modası vardı 2021'de. Hatta 2020'de de vardı. Pandemiden sonra aslında şeyler çok özellikle yazılım firmaları çok istikrarlı hareket etmişlerdi yukarı doğru. Bu tabii o günler geçti yani artık piyasanın o ilgisi logoya gözükmüyor şimdilik. Ya orta şunu söyleyeyim yalnız hani ben böyle konuşuyorum tabii modası falan da her senedin oluyor yani belli bir dönemde. Logoya baktığınız zaman çok uzun süredir bir boğa piyasasında yani devamlı alıcı orada piyasaya çok fazla şey yapmıyor. Hani uzak durulan bir senet değil çok tereddüt etmiyor piyasa tarafından. Burada haftalık görünümde bakın 50 hafta aslında her şeyi anlatıyor bize. Yani 40 lira bu en negatif alandır logonun. %20 uzak yani o kısmı şu anda. Hani diyelim çok böyle patırtılı kütürtülü günler olur bir şey olur. Şöyle bakarsanız 50 hafta civarında devamlı alınmış. Haftalıkta altında kapanış yapmamış. Ya yani mesela orta uzun vadeli çok diye tahmin ediyorum logoda. Daha çok böyle Ereğli gibi orta uzun vadeciler vardır diye bilmiyorum ama tahminim o yönde. Eğer siz de orta uzun vadeciyseniz burada çok güzel bir şey var. Grafik var. Yani net alanlar var. 40 liranın altı mesela tehlikeli haftalık kapanışlarda. 53'ün 54'ün üstü yeni macera demek yukarı doğru. Hani bu şekilde takip edilebilir onlar tarafından da. Ama tabii 40 lira için kısa vadeciye çok uzak yani. RSI hala kuvvetli bir alanda. Tabii momentum biraz kaybedildi ama iyi bir alanda hala. Yine MACD'ye bakıyorsunuz o tabi biraz negatif haliyle. Ama bir sorun değil yani destek kırılmadıktan sonra. Orada derinleşme olursa tabi yani kısa vade için 46.5'lar kırılır. Altına doğru derinleşirse o zaman daha tedirgin olabilir. Herkese iyi akşamlar.